İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber. İstanbul Harbi Stüdyoları. Saatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlanacağını belirterek santralin temelini çok yakında Rusya Devlet Başkanı Putin'le beraber atacaklarını açıkladı. Türkiye'de 23.30'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya lideri Kaddafi'den 5 milyon euro rüşvet aldığına ilişkin soruşturma kapsamında sorguya çekilmeye başlandığı Paris'te 21.30'u 50 milyon Facebook hesabının çalındığı, kaçırıldığı ve insanların yaşadıkları yere kadar öğrenilerek satıldığı, bilgilerinin satıldığı iddialarıyla çalkalanan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da da 15.31'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın ikinci gece bakışıyla karşınızdayım. Önce her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gelişmelerinden bazı haber başlıkları diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan, terör örgütüne yönelik kararlılığı aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer sözleriyle ifade etti. Erdoğan, teröristlere hedef alan harekatın askeri safhasının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Bölgenin temizliği için operasyonların bir süre daha devam edeceğini vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, teröre destek veren ve de terör örgütleriyle işbirliği yapan ülkelere seslendi. Teröre arka çıkarak bütün insanlığın geleceğini tehlike altına attığınızı düşünemiyor musunuz diye sordu. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı duruşunu anlattı. Başbakan Binali Yıldırım, Zeytindalı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını belirtti. Afrin'i Afrinlilere teslim edeceğiz dedi. Milyonlarca lirayı toplayıp ortadan kaybolan son yılların en büyük dolandırıcılık olayının gerçekleştirmesine yol açan, gerçekleştiren Çiftlik Bank'ın sahibi ve Çiftlik Bank konusundaki soruşturma ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli bir açıklama geldi. Gül, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir dedi. Babası da eski bir milletvekili ve hukukçu olan bir avukat İstanbul'da polis tarafından kaçırıldığını, darp edildiğini iddia etti. Bu iddianın asılsız olduğu polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Avukat hakkında suç uydurmaktan inceleme başlatıldı. Salının gündeminde öne çıkan bazı haber başlıkları böyleydi. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası gece bakışında olacak diyoruz. Hemen başlıyoruz. Evet, gece bakışının ilk haberi uzun bir süredir olduğu gibi Zeytindalı Harekatı'ndaki gelişmeler. Afrin ilçe merkezinde sivillerin can güvenliği için el yapımı patlayıcı ve mayınların temizliği tüm hızıyla devam ediyor. Afrin'e girişte bir güvenlik noktası oluşturuldu. Şehre giriş çıkışlar da geçici olarak durduruldu. Şimdi sınır hattına uzanacağız ve gün içerisinde Afrin'e de gidip gelmiş olan TRT Haber ekibinden Ali Artmaz gün boyu yaşananları ve son bilgileri bizlere aktaracak. Not defterindeki bilgiler için Kilis'ten karşımızda Ali Artmaz. İyi geceler Fuat Kozluklu. Öncelikle şundan bahsedelim. 58 günde tamamlanan bir operasyondan bahsediyoruz. Özellikle operasyonun ilk günlerinde sen de buradan onlarca defa canlı yayın yaptın, sahadaydın. Çok önemli iki veriyle başlayacağım izninle. Bugün sabah saatlerinde Afrin'de Afrin sakinleri 3 PYD PKK terör unsuru mensubunu yakalayarak TSK mensuplarına yani Mehmetçi'ye teslim ettiler. Bu güzel bir başlangıçtı. Öğleden sonra yine güzel bir haber aldık. Bu sefer BAP'tan bir haber aldık. BAP'ın bir köyünde yaklaşık 2 senedir PKK-PYD unsurlarının işgal ettiği bir köyde
yine bu köylüler buradaki PKK'lı teröristleri adeta köyden kovdular ve seferberlik ilan ettiklerini söylediler. Nereye varacağız buradan? Özellikle 58 gün boyunca bölge halkının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı her ele geçirilen, her ulaştığımız köyde sevgi gösterileri vardı. Zılgıtlarla, alkışlarla karşılamışlardı. Bu da önemli bir nottu. Bu da habercilik açısından önemli bir noktaydı. Senin ilk başlangıçta değindiğin noktaya gelelim. Şu anda neler yaşanıyor Afrin'de? Evet, 58 gün içerisinde sivillerin hiç zarar görmediği bir şekilde belki de son yılların en başarılı operasyonunu gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Tabii bundan sonra meskun mahal temizliği önemli. Biliyorsunuz pazar günü bu operasyon tamamlanmıştı ama biz acıda bir haber almıştık. Özellikle el yapımı patlayıcılar burada büyük bir tehlike arz ediyor. İşte o gün bir patlama gerçekleşmişti. Hem ÖSYM mensupları hem de siviller hayatını kaybetmişti. İşte bu yüzden çok temkinli davranıyor oradaki Mehmetçik. Bugün özellikle Azez'den gelip tekrardan kendi topraklarına Afrin'e gelmek isteyen Afrin sakinleri vardı ama bölgede güvenlik tamamen sağlanmadığı için, bu bölgedeki arama çalışmaları tamamlanmadığı için oraya gelenlere nazik bir şekilde biraz daha bize zaman verin, buradaki çalışmalar bittikten sonra zaten buraya geleceksiniz denildi. Günün en önemli başlığı buydu. Özellikle gazetecilerin de bölgeye giriş çıkışıyla ilgili önemli güvenlik önlemleri var. Bunun da altını çizelim. Bu tabi olayın güvenlik boyutu. Bundan sonra neler yaşanacak? Aslında Türk hükümeti, Türk devleti bu konuda çok tecrübeli. Geçen sene Fırat Kalkanı başarıyla tamamlandıktan sonra özellikle Cerablus, Azez ve diğer bölgelerde artık sosyal yönüne, sosyal dokuyla ilgili ve yönetimin buradaki idarenin kurulmasıyla ilgili önemli bir sınav verilmişti. Bundan sonra da güvenlik sağlandıktan sonra hem psikolojik altyapı sağlanacak. 6 yıldır özellikle Afrin bölgesinde zulüm altında kalan hem Kürtler, hem Türkmenler, hem Araplar gerçekten zor günler geçirdi. Onların belki de psikolojik, sosyolojik yönleri tamamlanacak. Daha sonra da belki bir polis gücü, bir orada idare gücü kurulacak ve Afrin'de diğer Azez ve Cerablus gibi normal bir hayata dönecek diyelim. Bize gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Ali Artmaz, olayın güvenlik boyutunun dışında insani yardımlar noktasında da yoğun çalışma olduğuna işaret eden cümlelerini biraz daha desteklemek, artırmak adına, zenginleştirmek adına bölgedeki fırınlarda ve aş evlerinde aralıksız sıcak yiyecek kaynatılıp pişirilip bölgeye götürülüyor. Kızılay ve AFAD bu yönde yoğun çaba sarf ediyor. Buna ilişkin neler aktarabiliriz? Bu konuda bahsedeyim istersen biraz. Lütfen. Evet, tabii ilk önce güvenlik sağlandı ve güvenlik sağlandıktan sonra İki önemli kuruluşumuz, biliyorsunuz AFAD aslında dünya çapında bir marka olan bir kuruluşumuz. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyük çalışmalar yapıyor. Tabii Kızılay da bu anlamda önemli görevler üstleniyor. İşte bu iki önemli kurumun başkanı dün akşam saatlerinde bölgeye gittiler. Özellikle Afrin'in merkezi ve Afrin'e yakın noktalardaki köylere, beldelere gittiler. Kendi elleriyle, aslında sahada olmak önemlidir bir bürokrat için. Bazen de tehlikelidir. Kendi elleriyle orada aş dağıttılar. Hava nispeten biraz iyileşmeye başlasa da gece saatlerinde soğuk oluyor bölgede. Özellikle battaniye dağıtımı vardı. Sadece tabii Kızılay ya da AFAD değil, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımız da bölgede, yine dediğimiz gibi işte haberlerimizde izledik. İnsani Yardım Vakfı İHA'nın 1 milyona yakın ekmek çıkardığını biliyoruz. Özellikle Hatay bölgesinde üretiliyor ve o bölgeye dağıtılıyor. Yine diğer sivil toplum kuruluşları buradaki o sosyal dokunun, sosyal yapının da bir şekilde bu travmanın da atlatılması için her yönden çalışmalar devam ediyor. Dediğimiz gibi iki başlık var. Zaten güvenlik boyutu bizim uzmanlık alanımız oldu. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlamda çok başarılı. Yıllardır da zaten dünyada meşhur olan bir noktadayız. Dünyadaki birçok afette başarılı çalışmalarımız var. Sınırımıza yakın bu noktada da o çalışmalar da güzel bir şekilde yürüyor diyelim. Evet, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, kısa adıyla AFAD ve Kızılay, Afrinliler için seferber olmuş durumda. Bölgedeki son gelişmeleri aktardı değerli meslektaşım Ali Artmaz. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor.
Afrin kent merkezindeki terör yuvaları bir bir görüntüleniyor. Operasyonun başlangıcından itibaren Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu yerleşim yerlerini terörden temizleyince teröristlerin meskun mahal operasyonu için yaptıkları tahkimatı, gözetleme kulelerini ve birbirine bağlı kilometrelerce uzunluktaki tünelleri ortaya çıkarmıştı. İşte o tünellerden biri PKK'lı YPG'li teröristlerin iş makinalarıyla devasa tüneller açtığı bir kez daha belirlendi. Hem de öyle böyle değil, kamyonların girebileceği genişlikte. Ancak tüneller tamamlanamadan kuyruklarını kıstırıp o teröristler kaçıverdiler. Tünelin başlangıcı kamyonların girip çıkabileceği genişlikte. İçine girildiğinde tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. YPG PKK'lı teröristler Afrin'deki tepelere böyle tüneller açtı. Çok büyük bir tünel gerçekten. Bu tünelleri teröristler ilçe merkezini çevreleyen tepeleri birbirine bağlamak için açmış. Tünellerde silah ve mühimmat depolayacaklardı. Askeri araçların girebileceği büyüklükte tüneller hazırlıyorlardı. Ancak kazılarını tamamlayamadan kaçtılar. Devasa tünel Özgür Suriye ordusu askerlerinin arama tarama çalışmalarında ortaya çıkarıldı. Tünellerde birçok iş makinesi de yer alıyor. Kazıda kullanılan iş makineleri gelişmiş teknolojiye sahip. O iş makinelerinden biriyle tünel dairesel şekilde açılmış. Tünelin çapı 2 metreyi buluyor. Uzunluğu 400 metreye ulaşıyor. Tünelde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün. Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve mayınlar temizleniyor dedik. Çalışmaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Afrin kent merkezine giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu. TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun izlenimlerini kameraman Bülent Serin'in görüntüleriyle getireceğiz ekranlarınıza. Afrin'de kontrol artık Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusunun elinde. İlçe merkezinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve mayınlar temizleniyor. Çalışmaların rahat yürütülebilmesi için ilçeye giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde şu anda güvenlik nedeniyle girişler yasaklanmış durumda. Afrin'e girmek isteyen siviller, Mehmetçiğin oluşturduğu kontrol noktasından geri döndürülüyor. Şu anda noktada durdurulan bir araç var. Askerlerimiz, Mehmetçiğimiz Afrin ilçe merkezine girilemeyeceğini söyleyerek aracı geri çeviriyor. Evet, tabii bunlar sadece ve sadece o Afrinli sivil halkın can güvenliği için alınmış bir karar. Şimdilik Afrin ilçe merkezine hem basın mensuplarının hem de sivillerin girişi yasaklanmış durumda. Afrin'e dönmek isteyen sivillerin sayısı her geçen saat arttı. Ancak sivillerin güvenliğini tehlikeye atmak istemeyen Mehmetçik araçları Aziz'e geri gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğimiz Afrin ilçe girişini mayın ve el yapım patlayıcıdan temizliği nedeniyle Afrin'e girmek için, evlerine gitmek için gelen siviller de Mehmetçiğimizle görüştükten sonra onlar da anlayışla bunu karşılayarak şu anda yeniden geldikleri yere gidiyorlar, ancak birkaç gün içinde yeniden ellerine dönmüş olacak Afrinli siviller. Afrin merkezinde bomba imha uzmanlarının çalışmaları tamamlandıktan sonra sivillerin evlerine dönüşüne izin verilecek. Dün ekranlarınıza taşımıştık. Hatta bir yerde bunlar kimlerin çocukları demek zorunda kalmıştım. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçik için, Mehmetçikler için bir araya gelmişti. Onların anısına lokum dağıtmak istemişlerdi. Ancak bu öğrenciler üniversitedeki, bunlar kimlerin çocukları dediğim grup, onların saldırısına uğramıştı. İşte o çirkin saldırının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Afrin zaferine giden yolda şehit düşen askerler için toplanmışlardı. Lokum dağıtmak, şehitleri anmak istediler. Ancak saldırıyla karşılaştılar.
Çirkin olay İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana geldi. Öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için lokum dağıtmak istedi. Üzerinde Türk bayrağı olan bir masa kuruldu. Bu sırada başka bir grup ellerindeki pankartlarla masanın kaldırılmasını istedi. Tansiyon yükseldi. Tartışma daha sonra fiziki saldırıya dönüştü. Şehitler anısına dağıtılmak için hazırlanan lokumlar yerlere saçıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayın büyümesi önlendi. Boğaziçi Üniversitesi'nden de olayla ilgili bir açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan saldırının ardından üniversite yönetimi harekete geçti. Sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlattı. Açıklamada terörün hiçbir çeşidine müsamaha gösterilmediği belirtildi. Türk milletinin hassasiyetlerinin paylaşıldığı da vurgulandı. AK Parti Gençlik Kolları mensubu bir grup öğrenci de saldırıyı protesto etti. Üniversite girişinde bayrak açan ve saldırıyı kınayan grup daha sonra şehitler için lokum dağıttı. Soy ağacı, miras ve şehit sorgulama uygulamalarının ardından yeni bir hizmet daha kullanıma açıldı. Türkiye'nin yenilenen deprem haritası elektronik ortama aktarıldı. Semt semt deprem riski değerlendirmesi yapılmasına da imkan tanıyan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulaması, kısa adı AFAD olan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sitesinden kullanıma sunuldu. AFAD'ın sitesine girdiniz mi görebileceksiniz. Yoğun ilgi gördü bu uygulamada ve bununla ilgili ayrıntıları almak için şimdi Ankara'ya uzanacağız. TRT Haber muhabiri Sabah Nur Sayılgan'ın yanında konu kısa adı AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Doktor Mehmet Güllüoğlu bulunuyor. Güllüoğlu yanılmıyorsam dün Suriye topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun teröristlerden arındırdığı Afrin'de insani yardım çalışmalarına bizzat katılmıştı. Sözü hemen Sabah Nur'a ve AFAD Başkanı'na bırakıyoruz. Evet, Fuat Kozluklu. Gündem Afrin ama Türkiye'nin bir diğer gündemi ise deprem. Hiç kuşkusuz deprem ülkesinde yaşıyoruz ve Türkiye'nin deprem haritası da 22 yıl aradan sonra güncellendi. Artık senin de belirttiğin gibi tek bir tuşla insanların, vatandaşların bulunduğu bölgenin deprem riskini öğrenmesi mümkün. Peki bu sistem nasıl işliyor? Arkamda da görüyorsunuz haritada rengarenk bölgeler var. O ifadeler bize neye anlam ifade ediyor? İşte tüm detayları da AFAD Başkanı konuğum Mehmet Güllüoğlu'ndan alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Az önce de söylediğim deprem ülkesinde yaşıyoruz. Çeşitli önlemler alıyoruz ama bunun dışında da önümüzdeki bu harita da oldukça önemli. Bu sistem oldukça önemli. Bu sisteme dair neler anlatacaksın? Öncelikle harita hakkında genel bir bilgi vereyim müsaadeniz olursa. Türkiye deprem tehlike haritası 6. kez hazırlanan artık son 3 yılda 20'den fazla kişi tarafından 7 üniversite, bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi Kandil Hastanesi, maden teknik araştırma ekipleriyle de beraber AFAD koordinasyonu 3 yılda hazırlandı. Çok ciddi bir emek var arkasında. Eski haritadan farklı olarak artık online ortama taşındı. Kişiler sadece bireyler değil, özellikle inşaat mühendisleri, mimarlar bundan sonra inşa edilecek olan binalarda bu haritayı ve olası deprem tehlikesini nokta bazlı, koordinat bazlı, adres bazlı kullanabilecekler. Öncelikle şunu özellikle ifade etmem gerekiyor. Bu harita oturduğunuz bina ile alakalı bir harita değil. Bu harita binanızın olduğu yerin jeolojik özelliği ile alakalı. Yani fay hatlarıyla, yerin altı ile alakalı bir harita. Deprem dediğimiz sarsıntının, zelzelenin afete dönüşebilmesi için bu haritanın sonrasında her bir bina bazlı ölçümlemeler yapmak gerekir. Haritamızda 22 yıldan sonra hem değişen teknolojiyle beraber değişen bazı hususi konular var. Neler bunlar? Hemen bahsedelim. Şimdi öncesinde isterseniz bir önceki haritaya bir hızlıca bakmak gerekirse şöyle bir fay yardımıyla daha hızlı olacaktır. Önceki harita çok daha genel hatları verebilen bir haritaydı.
Birinci bölge diye ifade edilen çok daha geniş konturlar, Ege'de çok daha geniş bir alanda birinci bölge diye ifade ediliyordu. Ama yeni haritada artık birinci bölge, ikinci bölge kavramlarını kullanmıyoruz. Nokta bazlı, koordinat bazlı, adres bazlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Daha önce mesela Manisa'da tamamı birinci bölge olarak ifade edilirken, yani riskli bölge değil mi Manisa? En riskli bölge diye ifade edilirken, şu an artık Manisa'nın bir kısmında risk daha yüksekken bir kısmında risk daha düşük olabiliyor. Birkaç noktadan isterseniz örneklem yapalım. Tabii. Ne anlama geldiği noktasında. Tabii İstanbul'dan isterseniz başlayalım. İstanbul'daki bir nokta şöyle seçmek gerekirse hesapladığında İstanbul Pendik Emirli Mahallesi'nde 0.336 G'lik bir değer veriyor bize. Bu da o nokta için yaklaşık ortalarda bir risk, ortalarda bir tehlike anlamına geliyor. Bir başka bölgeden isterseniz, Türkiye'nin yine çok daha yoğun bir noktasından bir örneklem alacak olursak, diyelim, tabii yoğunlukla bir taraftan da çok yoğun bir talep var. İlk saatten itibaren siteye yoğunluk da arttı. Tabii insanlar şunu merak ediyor, oturduğum yer ne kadar güvende, ama aslında Fuat Kozluklu şunu da belirtmeliyiz. Yani oturduğumuz bina değil aslında, oturduğumuz semt ne kadar güvenli. Biz bu deprem tehlike haritasından bunu görüyoruz değil mi başkanım? Kesinlikle bina ile alakalı bir yaklaşım yok burada. Burada jeolojik bir tespit var ama daha detaylı, daha nokta bazlı jeolojik bir tespit var. Bir tarafıyla da esasında açılırken onu da göstermem lazım. Sadece 18 Mart itibariyle sadece harita güncellenmedi. Aynı zamanda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği de güncellendi. Hı hı. Bu yönetmelikte de çok ciddi bir değişiklikler söz konusu. Artık daha yüksek katlı binaların nasıl yapılacağına dair, çelik konstrüksiyonlu binaların nasıl yapılacağına dair ve farklı bina teknikleri, çünkü inşaat teknolojisinde de çok ciddi değişiklikler söz konusu. Bütün bunlara dair de yapılan çok ciddi çalışmalar var. Bunun içinde onlarca toplantı, sektör temsilcileri, akademisyen temsilciler, hükümet adına farklı bakanlıkların temsilcilerinin yaptığı bir çalışma söz konusu. Haritadan alınan bu biraz önce örneklendi yaptığımız ivme değeriyle bu yönetmelikteki formüller, hesaplamalarla beraber bundan sonraki binaların çok daha güvenli olacağını düşünüyoruz. Haritamızda 52 ilin il merkezinin deprem tehlikesinde değişiklik oldu. 46 il merkezinde deprem tehlikesi azalırken 6 il merkezinde daha hassas ölçümlerde arttığını görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. 46 il merkezinde bundan sonra yapılacak olan inşaatların katsayıları daha aşağı çekildi. Bu da nispeten maliyetlerde kısmi olarak azalmalara neden olacaktır diye düşünüyoruz. Şunu belki izleyenler sorabilir. Yerin altı mı değişti? Hayır, yerin altı değişmedi. Biz yerin altını daha yakından anlayabilir hale geldik. Teknoloji geliştikçe, yer altına dair sismolojik ölçümlemeler arttıkça ve bilgi biriktikçe biz yerin altını daha iyi anlayabilir noktaya geldik. O yüzden deprem haritamız ve yönetmeliğimiz bundan sonraki için, bundan sonraki yapılacak binalar için çok kritik öneme sahip. Bir de ikinci noktamız, tabii özellikle vatandaşlarımızın bu ilgisinden biz çok memnunuz. Kişiler oturdukları mahallenin, ilin, ilçenin, köyün deprem tehlikesini bilmelerini istiyoruz. Ki biz Avrupa'nın deprem tehlikesi en yüksek ülkesiyiz. Bizim gibi İtalya ve Yunanistan var ama Türkiye yaşayan nüfus, toplam jeolojik yüz ölçümü itibariyle çok daha geniş bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya. O yüzden biz bu ilgiden de memnunuz açıkçası. Sistemlerimiz de buna dair açıkçası. Evet, şu an hala yüklemeye çalışıyoruz. Haritayı tekrar görmek istiyoruz aslında Fuat Kozluklu. Bu renkler bize neyi ifade ediyor? O renkler üzerinden de görmemiz mümkün mü? Onun üzerinden de değerlendirme yapabilir miyiz? Yani şu anda oldukça yoğunluk var site. Tekrar açıldı. İşte bir burada başka, sarı... yüksek evet. olan bir yeri görelim demiştik. Mesela olan, Bingöl civarı, evet. tehlikesi yüksek olan bir yere bakmak için. Bingöl, Karlova, Kaynak Köyü mesela en yüksek ivme değeri olarak 730 G'lik bir değeri veriyor. Bu bizim ölçümlememize baktığımızda bu da tehlike açısından en yüksek bölge anlamına geliyor. Yani Karlova'da oturan izleyiciler bu aşamada ne gibi önlem almalılar? Yani bu aynı zamanda deprem tehlike haritasının deprem öncesinde insanların ne gibi önlem alması gerekiyor? Bir faydası var mı bu konuda, neler söylemek istersiniz? Bu haritanın bir bireye dönük tarafı var. Bir de bu işin teknik uzmanlarına, inşaat mühendislerine, mimarlara dönük yanı var. Karlova'da oturan biri deprem tehlikesinin yüksek olduğu bir yerde oturduğunu bilecek. Yeni bir ev yaptırırken
evdeki kullanacağı malzemelerden inşaat tekniklerine kadar buna dikkat edecek. Kendi oturduğu her bir bina ile alakalı olaraksa ya belediyeye giderek ya bizzat kendi inisiyatifiyle binasını test ettirecek. Binanın beton kalitesini, binanın inşaat mühendisi açısından tekniklerini test ettirecek. İnşaat mühendislerine bakan taraf olarak öncesinde zaman kaybetmemek için bir noktada bir deneme yapmıştık. İnşaat mühendisleri seçilen bir koordinatta bir enlem ve boylam için farklı zemin sınıfları, farklı deprem yer hareketi düzeylerine göre daha detaylı bir, yine bu Afyon'dan bir örnek seçmişiz, İhsaniye'den, farklı parametreleri alabilecekleri, böylece kullanılacakları materyallerden inşaat teknikleri anlamındaki kendilerine daha detaylı verebilecekleri bir rapor kendilerine bu sistem üzerinden üretebiliyor olacaklar. Tabii çok yeni bir harita. 18 Mart itibariyle pazar günü resmi gazetede yayınlandı. Afet Acil Durum Yüksek Kurulu'nda yayınlanmıştı. Ama arkasında çok ciddi bir emek var. 3 yıldan fazla süren bir emek var. Bundan sonra yapılacak olan binaların daha güvenli yapılmasını sağlamak anlamında çok katkısı olacağını düşünüyorum. Tekrar açalım dilerseniz ve evet, Fuat Kozluk, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için Sayın Başkanım. Evet, Fuat Kozluklu, görüyorsunuz arkamdaki haritayı. Aslında işte bize bu renkler Türkiye'nin deprem riskindeki daha çok deprem riski olan bölgeleri de burada haritada görebiliyoruz. Evet, bu uygulama sayesinde de hem vatandaşların deprem öncesinde depreme hazırlık aşamasında bu sistem oldukça önemli diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, her şeyi devletten beklemeyelim. Önce inşaatı aşamasından itibaren evlerimizin güvenle yapılıp yapılmadığını, bilimin öngördüğü çerçevede 4 torba çimento gerekiyorsa bir yere 3 torba kullanılıp kullanılmadığını, eğer bu kalınlıkta gereksinimi varsa o inşaatın bu kalınlıkta bir demir kullanıp kullanılmadığını bizler de takip edelim diyelim ve inşallah AFAD'a ihtiyacımız olmaz. Ama bir de bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesi, başkanın da söylediği gibi, hem de birinci derece bir deprem ülkesi. Avrupa ülkeleri içerisinde öne çıkan, İtalya ve Yunanistan'la beraber öne çıkan bir ülke. Tarihsel geçmişi itibariyle de deprem yıkıcı ve de aynı zamanda öldürücü bir etki gösteriyor Türkiye'de. Evet, teşekkür ediyoruz Sabah Nur Sayılgan'a. Saatler 23.58'e yaklaşıyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Meteorolojinin gündemine bakmak istiyoruz. Şimdi de Marmara ve Ege'de lodosun etkisiyle termometrelerde hava sıcaklığının yukarı seviyelere çıkması bekleniyor. Gün içerisinde İstanbul'un büyük bir bölümünde ciddi bir rüzgar söz konusuydu ama hava günlük güneşlikti. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor Perşembe için. Ayrıntılar ve daha fazlası diyelim. Bunun için de TRT Haber meteoroloji uzmanlarının hazırladığı hava durumu grafiklerimizi getirelim ekranlarınıza. Hemen sonrasında da Gece Bakışı'nın İkinci bölümüyle yeniden karşınızda olalım.